Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere dikiş makinesi ile ilik nasıl örülür onu anlatmaya çalışacağım. Bu elbisede 10 tane ilik örüldü. 4 tanesi yakaya, 6 tanesi kollara olmak üzere. İlik örmeye önce dikiş makinesinin ayağını değiştirerek başlıyoruz. Dikiş makinesi için ilik örme ayağı bu. Bunu şimdi diğer ayakla değiştireceğiz. Eğer diğer ayak aşağıdaysa yukarı kaldırıyoruz. Kolu yukarı kaldırarak ayağı yukarı kaldırmış olduk. Arkada bir kol görüyorsunuz. Minik bir kol. Ona bastırdığınız zaman ayak düşmüş oldu. Şimdi ilik örme ayağını yerleştirelim. Şurada bir küçük bir oyuk var. Onun içine ilik örme aparatının içindeki, ayağın içindeki şu pimi denk getiriyoruz. O oyuğa. Sonra kolu aşağı doğru indiriyoruz. Şu arkadaki minik kola da bastırdığımız zaman yerine oturmuş oldu. Evet. İlik örme ayağı kullanıma hazır. İliği örmeye başlamadan önce iliğin uzunluğunu hesaplamamız lazım. Şöyle ilik aparatını alalım. Evet. İlik öreceğimiz düğmemiz bu. Şu şekilde ölçüsünü aldığımızda düğmenin uzunluğundan 2-3 milim daha uzun olması gerekir iliğimiz. Bu düğme için 1,5 santimlik bir ilik yeterli olacaktır. Evet, yaka düğmesi dikilecek. İğneledim. 4 tane düğme dikilecek. Aralıklarını 4,6 santim olarak ayarladım. Ve şimdi dikiyorum. Hizalamak için taktığım iğneyi yan çevirdim. Tam ortaladım. Buradan 1 santim gibi görünüyor ama 7,5 milimetre. Tam ortada, iliğin ortasında. Bu şekilde kumaşı ilik örme aparatının altına yerleştirmiş oldum. Bu elbiseye öreceğim ilikleri dikey ilik örmüş olacağım. Şimdi sıra geldi dikiş makinesi üzerinde ilik ayarlarını yapmaya. Sol taraftaki düğmeyi, benim makinem için öyle, sizde fark olabilir ama üzerindeki simgelerden, şekillerden anlarsınız. Sol tarafa doğru çeviriyorum. Bu birinci ayar. İliğin sol tarafını örüyor. Sağ tarafta iliğin mesafesini ayarladığımız. Burayı da ilik örme ayarına getiriyorum. İliğinizin seyrekliğini ve sıklığını buradan ayarlayabilirsiniz. Şimdi birinci kademede sol tarafa, iliğin sol tarafını örüyorum. Şimdi ikinci kademeyi aldım. İliğin ucunu kapatıyoruz. Üçüncü kademe. Bu ise iliğin sağ tarafını örüyor. Ve makine geri geri gitmiş oluyor. Tekrar buraya alıyorum. İkinci ve dördüncü kademe aynı. Bu sefer iliğin diğer tarafını kapatmış oluyor. Sağ sol zikzak yaparak. Bunlar da kollara örmüş olduğum yatay ilikler. Bir kolda 3 tane ilik var. Sıra geldi iliklerin deliklerin açılmasına. İster bu şekilde kroater bıçağı veya maket bıçağı veya makas yardımıyla ilikleri açabilirsiniz. Bunu açacaksanız eğer şu şekilde her iki taraftaki ipleri kesmemeye dikkat edin. Batırıyoruz ve şuradaki dikişe dikkat edin. Onu da kesmemeye çalışın. Buradaki dikişte kesmemeye çalışın. Sonuna kadar geliyoruz ve bu şekilde iliğimizi açmış oluyoruz. Eğer makasla açacak olursanız şu şekilde ikiye katlayıp bu şekilde kesiyoruz. Sonra içinden de sonuna kadar keserek geliyoruz. İliğimiz açılmış oldu. Şuralarda çıkıntılar olursa şöyle ikiye katlayıp makas yardımıyla onları da yavaşça alabilirsiniz. İpi kesmemeye dikkat edin.
böyle temizlik yapabilirsiniz. Böylece bir videonun da sonuna gelmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.